Allah kurtarsın. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Burası boş mu? Boş boş, buyur. Geçmiş olsun kardeş. Ne oldu sana? Sana ne ya? İyi peki. Allah Allah, niye tersledi şimdi? Boşver, kanı bozuk biri zaten. Güya ameliyata gitti geldi. Hiç inanmadım ya, neyse. Niye inanmadın? Boşver, sen yerleşmene bak. Topladın oğlum ya. Yorma kendini oğlum. Buyurun. İyi günler. Ben Emniyet Asay Şube'den geliyorum. Birkaç dakikanız var mı? Konu neydi? Mahallenizde hırsızlık olayları epey artmış. Geçtiğimiz ay bu bölgede 17 ev soyuldu. Ben de sizi bilgilendirmek için buradayım. Son zamanlarda kapınızın veya pencerelerinizin zorlandığı oldu mu? Yok. Benim bildiğim yok. Olmadı öyle bir şey. Peki bu aralar mahallede hiç şüpheli şahıs ya da şahıslara rastladınız mı? Burası gecekondu mahallesi. Burada herkes şüpheli gibi geziyor zaten anam. Doğrudur. Ne tatlı şeysin sen. Adın ne? Canan. Canan. Tabii tabii. Son olarak bir de eşinizin mesleğini soracağım. Sonra sizi rahat bırakacağım. Kocam tır şoförü. Evde yok şimdi. Macaristan'a gitti. Peki. Bu kadar sorular. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Çekebildin mi? Hem de süper çektim. Safiye ve sen. Favorim şu oldu. Sanki gözaltı yapmaya gelmişsin gibi. Güzel. Eline sağlık. Bunlar çok işimize yarayacak. Pınar Hanım, maalesef ben de diğer doktorunuzla aynı düşüncedeyim. Hamileliğiniz riskli. Plasentanız iki bebeği birden besleyecek kapasitede değil. İkiz doğurmanız, daha doğrusu sağlıklı iki çocuk birden doğurmanız bana göre çok güç. Ama imkansız değil, değil mi? Değil. Ama olasılıklar sizin aleyhinize. Çocuk sağlıksız doğabilir. Biri diğerinden daha fazla beslenebilir. Az beslenen karnınızda ölüp sizi zehirleyebilir. Çok riskli senaryolar var. Peki, çözüm nedir? İkizlerden birini almak riskleri büyük ölçüde giderecektir. Ya bunu istemezsem? O zaman risk alırsınız ve işiniz şansa kalır. Pınar, gel biz bu işi şansa bırakmayalım kızım. Başlama yine anne. Peki, hocam benim işten izin almam, evde dinlenmeye çekilmem bir şey değiştirmez mi? Faydalı tabii ama riski sıfırlamaz. Hala neyi zorluyorsun Pınar? Niye inat ediyorsun kızım? Doktorunu dinlesene. Ben evladımdan vazgeçmek istemiyorum anne. Hele hareket etmeye başladıktan sonra, karnımda hissetmeye başladıktan sonra yapamam. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor? Evet, zor. Çünkü mantıksız davranıyorsun kızım. Hocam, peki iki bebeğimi birden sağlıklı bir şekilde kucağıma alma şansım var mı yok mu? Az da olsa öyle bir şansınız var. Duydun mu anneciğim? Bende o şans var, hissediyorum. İkizlerimden vazgeçmek istemiyorum. Konuşmamız lazım. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Nasıl yaptım onu? Sana dur dedim. Durmadım. Kimseye saldırma dedim. İşi bize bırak dedim.
Sen de tamam dedin. Ama dün biz konuşurken aynı anda Saffet'in mekanı basılmış. Senin kiraladığın katil 6 kişiyi öldürmüş. Üstüne bir de depoda bulduğu eroinlere el koymuş. Benim uyuşturucu işim yok. Son 20 yıldır bulaşmadım. Bundan sonra da bulaşmam. O depoyu bastıysa Tarık basmıştır. Saffet'e zarar verdiyse sevinirim. Ha bu arada, kızımın katilini yakalayacağını söylemişsin. Bu iş ne oldu? Hala arıyoruz. Sen ararken Tarık şimdiden faaliyete geçti. Saffet'in 6 adamını öldürdü. Sen de faaliyete geçsen iyi olacak. Kemalettin'in kızı Dilan'ın ölümüyle ilgili ne biliyorsunuz? Hiçbir şey. Ne bilebilirim ki? Ya siz? Allah rahmet eylesin. Başka sözüm yok. Peki dünkü çatışma ile ilgili? Hangi çatışma? Dalga geçme bizle Saffet Bey. Sana ait mekanda 6 kişi öldü. Mekan bana ait ama ben onu bir şirkete kiralamıştım. Adamların orada ne halt yediğini ben nereden bileyim? Mekanda bulunan eroinle de alakanız yoktur tabii. Yok tabii. Biz kuru bakliyat ticareti yapıyoruz. Eroin nereden çıktı? Siz tahkikat yapmaya değil doğrudan bizi suçlamaya gelmişsiniz. Birkaç kere adımız çıktı diye her musibeti bizden mi bileceksiniz? Adınız çıktı diye değil. Suçlu olduğunuz için hesap vereceksiniz. Yani kanıt yok diye çok sevinmeyin. Kanıt şimdilik yok. Ama bir gün olacak. Ve ben o gün sizi avucumun içine alacağım. Şimdilik özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Gidelim Ezgi. Müdür çok iddialı konuştu. Hiçbir hat yiyemez. Biz ne müdürler gördük. Hepsi geçti gitti. Bak ben hala buradayım. Ya dünkü baskın? 6 adamımız gitti. Ben canımı zor kurtardım. Karşılık vermeyecek miyiz? Emniyet müdürü şuradan çıkalı bir dakika bile olmadı. Sen manyak mısın? Polisin gözü üstümüzdeyken savaş mı açalım? Sakin olacağız. Misilleme yapacağız ama hemen değil. Ayrıca 7 kişiyle 2 adama karşı koyamadınız. Bu utanç da sana yeter Eller. Yaman, nereye? Ağrım var, dinleneceğim. Revire git de yarana baksınlar. Sen niye her şeye karışıyorsun ya? Daha dün bir, bugün iki, hayrola? İyiliğin için söylüyorum kardeşim. Hadi lan oradan. Kendine sakla iyiliğini. Boş ver, canı sıkkın ameliyat yüzünden. Sonra düzelir o. Ben düzelteceğim onu, merak etme. Nasıl? Hastayım diyordun. Ameliyat oldum diyordun. Nerede yarın? Sana ne lan? Sana ne? Hayırdır ya? Sen ne dolaşıyorsun benim peşimden? Defol git. Öyle kolay değil. Ben yediğin her altı biliyorum. Ameliyat ayağına cezaevinden bir gecelik çıktın. Ama salak olduğundan kaçmak aklına bile gelmedi. Köpeksin çünkü köpek. Saffet'in en sevdiği köpeksin sen. Dilan'ı vurdun, öldürdün. O günahsız delik deşik oldu. Sonra tekrar kulübene döndün. Niye? Sahibin ne isterse onu yaparsın da ondan. Halbuki kaçmak istesen çoktan kaçmıştın. Ama köpekler kaçmaz. Köpek gibi sahibinden emir beklerler. Sen nasıl adamsın lan Yaman? Sen nasıl adamsın? Senin ailen yok mu? Bak ailemi karıştırma. Karıştıracağım. Niye karıştırmayayım? Sen başkasının günahsız çocuğunu öldürdün.
Ya aynısı sana yapılsaydı? Bir karın ve bir kızın var. Neydi adları? Ha, karın Safiye, kızın Canan. Sen karımın kızını nereden biliyorsun lan? Bak sana ne göstereceğim bak. İyi bak. İyi de bunu nasıl soktun lan içeri? Sen ne ayaksın lan? Sen devlet misin ha? Konuşma. Geç şuraya, geç şuraya. Bana bak lan, gebertirim lan seni. Gebertirim. Açın kapıyı. Bak duyuyor musun? Duyuyor musun? Bunlar senin için geldiler. Kim yolladı bunları senin için biliyor musun? Ha? Kemalettin. Kızını öldürdüğün adam. İki kurşun çıktı kızın vücudundan. Hepsini sen sıktın. Bu adam sana acır mı şimdi ha? İyi de sen bunları bana niye anlatıyorsun? Nereden çıktın lan sen? Polisim lan polis. Seni korumak için geldim. Sen de akıllı ol. Dediğin altı da anlat. Bak hem kendini hem aileni böyle kurtarırsın. Güvenli bir cezaevinin hakkını yaparız. Aileni de korursun, merak etme. Koru o zaman. Bunları bırak. Önce itiraf et. Anlat yediğin atları. Dost doğru anlatırsan her şeyi belki şansın olur. Ama yalan söylersen açarım bu kapıyı, linç ederler seni. Sakın açma. Tamam. Söz. Her şeyi tek tek anlatacağım. Ben öldürdüm. Kemalettin'in kızını. Saffet'in oğlu Ender beni görmeye geldi. Tüm ayarlamaları yapmış. Hastane, jandarma. Herkesi bağlamış çakal. Güzel de para verdi. Ameliyat bahanesine çıkardı beni bir gecelik. Gittim. Kızı şoförü öldürdüm. Sonra tekrar geri döndüm buraya. İtirafsa itiraf. Al anlattım işte. Şimdi ne olur beni çıkar buradan. Tamam çıkartayım. Açın kapıyı. Tamam yapma, dur yapma. Sağ olun arkadaşlar. İşimiz bitti. İtirafı aldık, görev tamamdır. Elinize sağlık. Sağ olun, sağ olun komiserim, komiserim. Sizin de elinize sağlık. Ne oluyor? Bu arkadaşların hepsi polis. Kimse seni öldürmeye çalışmıyor. Rahat ol. Sana oyun oynadık. Buz gibi itiraf. Hem de kayıtlı. Geçmiş olsun Yaman. Cezan iki katına çıktı.